Of, vallaha muhtar, yarım saatten beri ruhumu bunalttın la. Ciğerimi gıyım gıyım gıyımladın. La oğlum ne anlatıyorum, sen ne anlıyorsun? Bak, sana söylenen her şeyi yapacaksın. Bu kadar basit, bak sen muhtarsın. Fazlasını isteme, fazlasını bekleme kendinden. Sana ben ne diyorsam onu yapacaksın la. Seni ben ne diye muhtar yaptım? Ben bana söyleneni yapacağım, sen de sana söyleneni yapacaksın. Bu kadar basit oğlum. Bak, dediğim adrese 500 tane adamı yerleştireceksin. Bu kadar basit, seçime kadar. Seçimden sonra tekrardan eski haline dönecek, anladın mı? Anlamadım. Tamam anlama lan. Anlama boş ver oğlum, dediğim yap yeter, anlama lan yeter ya. Bak misafirim geldi şu anda, kapatıyorum, sonra görüşürüz. Hadi kendine iyi bak, bakmasan da olur. Hadi kapattım. Hamdiciğim, hoş geldin, hoş geldin. Ne yapıyorsun Hamdiciğim, iyisin inşallah. Buyurun başkan, ben çağırmışsınız. Evet, ben çağırttım seni odama. Şimdi evde siz şu anda kaç kişi kalıyorsunuz Hamdi? 4 kişiyiz başkanım. Ben, hanım, Hayır, çocuklar. yok yok, sen yanlış biliyorsun. Siz evde şu anda 80 kişi yaşıyorsunuz. Evet. Bir evde 80 kişi yaşıyor. Nasıl olur başkanım? Nasıl 80? Şöyle, şimdi ben sizin eve Türkiye'nin muhtelif şehirlerinden akrabalarınızı yerleştirdim. Haberin yok mu lan senin? Akrabalarım mı? Evet. Dedim özlemişsinizdir birbiriniz diye. Ben konuştum, hallettim o işi. Yalnız misafirlikleri biraz uzun sürebilir. Seçim sonuna kadar bir şekilde idare edeceksiniz Başkanım, ne artık. akrabası, ne misafiri? Hem bizim eve 80 kişi sığmaz Sen ki. onu dert etme. Sığar canım. Sığar canım. Onu hiç düşünmezsen, ona bakarsan 100 kişilik metrobüse 1000 kişi sığmıyor mu? He, nasıl sığıyor? 20 kişilik dolmuşa 1000 kişi nasıl sığıyor? 100 kişi falan sığıyor bir şekilde. Ben Kurban'da Renault Toros arabaya 7 tane dana sığdıran gördüm la. Sen ne diyorsun ya? Onu dert etme sen. Artık herkes bir şekilde böyle kıvrılıp böyle koyun koyuna yatacak, koyun koyuna. Koyun koyuna derken? Ama başkanım, benim akrabalarımın çoğu İstanbul'da yaşıyor zaten. Onlar Şimdi da şöyle toplasan canım. 80 kişi etmez. Anladım, anladım. Bunlar senin uzaktan akrabaların. Uzaktan akrabaların oluyor. Suriye'den geliyorlar. Suriye'den mi? Aha, Suriye'den. Suriye'den uzaktan akrabalar. Ben muhtarla konuştum, dedim bu ayrılık gayrılık dedim, bu küslük bir yere kadar dedim, ne kadar sürecek dedim, bunları dedim buluştur, barıştır, öpüştür, el ele kol kola kucak kucağa dedim, yaşasınlar bir müddet dedim. Sağ olsun muhtar da her şeyi ayarladı benim için. Yani senin için ayarladı, benim için değil, benimle alakası yok konunun. Ya ben niye Suriyeli ile öpüşüyorum? Başkan, ne oluyor ya? Her şey çok güzel oluyor canım. Sen hiç merak etme, rahat ol. Bakalım sana ne diyeceğim. Senin bu bir de öbür evin altında 20 metrekarelik bir depo vardı. Duruyor mu hala o? Duruyor başkanım, duruyor. Ha, tamam. Oraya da ben benim 300 tane iş arkadaşını şey yapacağım, getirttireceğim. Geçici olarak. Onlar bir süre toplantılarını orada yapsınlar istiyorum. Toplantılarda değişik ortamlar, atmosferler, ambiyanslar her zaman güzel oluyor. İş verimini arttırıyor, Başkan, performansını. ne diyorsun? Ben depodan bahsediyoruz. Kızılcaman kampında Fark değil. etmez evladım. Zaten senin depoya da 300 kişi girdi mi orası da hamam gibi bir şey olur yani. 20 metrekarelik depoda 300 kişi toplantı yapacak. Peki şey diyeceğim, senin bu dededen kalma köyde bir ahır vardı, o duruyor mu hala? Duruyor, duruyor. Oraya da bugün yarın böyle 300-500 baş gelecek, ona göre haberim olsun. Sonra duymadım bilmedim olmasın yani. 300-500 baş derken? Baş derken büyük baş mı başkanım? He Hamdi he. 500 büyük baş camış gelecek oraya. La oğlum sen ne gerizekalı ne mal bir adam çıktın öyle ya. Sen bizim partiye üye yaptığın güne lanet olsun lan, seni tanıdığım güne. Vallahi deveye bowling oynatsam, var ya bir break dansı öğretsem deveye, daha hızlı yol alırdım. Daha kısa sürede mesafe kat ederdim lan. Tövbe yarabbim ya. Tamam sen anlasan da olur, anlamasan da. Şey diyeceğim. Şey yapalım. Sen şuraya canım bir imza at. İmza at. Gerisine de karışma. O bende. At at at. Belli be, belli olsun böyle. İzini bırak. İzini bırak oraya. Tarihe imza atıyorsun şu anda sen. Tarihi imzalar, tarihi oyunlar. Tamam canım. Evet. Şimdi gidebilirsin canım. Sen ne işim kalmadı. Ben muhtarla geri kalan kısmını halledeceğim zaten. Şimdi yaylan. Hadi bakalım. Hadi yaylan. Oğlum yaylan derken mecazi anlamda söyledim lan. Ne mal bir adam çıktı bu ya. Neyse imzayı attı. 500 de buradan gelse iyi. Bu seçimlerde tamamdır Allah'ın izniyle.